Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî alleme bil kalem ve allemel insane ma lem ya'lem. Ves-salatu ve's-selamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli öğrenciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İkinci kitabımızın beşinci dersine gelmiştik. Evet, derse başlamadan önce bir hadis-i şerifi okuyup açıklayacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Hadis-i şerifi okuyorum. An Huzeyfete radıyallahu anhu gale, gale Rasulullahi sallallahu aleyhi ve selleme, la yedhulül cennete nemmamun, müttefekun aleyhi. Evet, bu hadiste geçen kelimeleri açıklayalım önce. El kelimatül cedidetü, yeni kelimeler. Dehale, girdi, mazi fiil. Yedhulu, giriyor, muzari fiil. Udhul, gir, emir fiili. Evet, el cennetü, cennet. Zıttı, cehennemin. Evet. Bir de hadiste nemmam kelimesi geçiyor. Nemmamun, insanlar arasında laf getirip götüren kişiye nemmam deniliyor. Dolayısıyla hadise baktığımızda an Huzeyfe'te, Huzeyfe, Hazreti Huzeyfe'den rivayet ediliyor. Radıyallahu anhu, dua cümlesi, Allah ondan razı olsun. Gale dedi, Gale Resulullahi, Allah'ın elçisi buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun. Ne buyurdu? La yedhulül cennete, cennete giremez. Yedhulü girer, la yedhulü giremez. El cennete, cennete nemmamun, insanlar arasında laf götürüp getiren ve insanlar arasını bozan, bozgunculuk yapan kişi cennete asla giremez. Müttefekun aleyhi, evet, bu hadiste Buhari ve Müslim'de geçen sahih bir hadistir. Evet, bu hadiste ifade edildiği gibi insanlar arasında bozgunculuk yapan, laf getirip götüren kişi büyük bir günah işlemiş oluyor ve dolayısıyla böyle bir kişinin cennete girmesi söz konusu olamaz buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu türlü fitne ve fesattan uzak durmalıyız. Allah Teala muhafaza buyursun. Şimdi derse geçelim. Eddersül hamisü, beşinci ders. El müderrisü, öğretmen. Hamidün, Hamid ve müderris arasında geçen karşılıklı bir diyalog. Men fetaha babel fasli, ene fetahtuhu. Ve men fetaha nevafide, اَنَا فَتَحْتُهَا مَنْ كَسَرَ هَذَا الْمَكْتَبَ اَاَنْتَ كَسَرْتَهُ يَا هَاشِمُ لَا اِنِّي مَا كَسَرْتُهُ اَرَجَعَ زَكَرِيَّا وَحَمْزَةُ وَاُثْمَانُ مِنْ مَكَّةَ لَا مَا رَجَعُوا يَا اُسْتَاذُ خَرَجَ الطُّلَّابُ الْجُدُدُ وَذَهَبُوا اِلَى الْمِدِيرِ اَفَهِمْتَ الدَّرْسَ يَا طَلْحَةُ نَعَمْ فَهِمْتُهُ جَيِّدًا اَكَتَبْتَ الْاَجْوِبَةَ يَا فَيْسَلُ لَا مَا كَتَبْتُهَا لِمَاذَا لِأَنَّنِي مَا فَهِمْتُ الْاَسْئِلَةَ اَحَفِصْتَ سُورَةَ الْفَجْرِ يَا اِبْرَاهِيمُ نَعَمْ حَفِصْتُهَا وَحَفِصْتُ سُورَةَ الدِّينِ اَيْدًا. Evet, şimdi bu dersi açıklayalım. Men fetaha babel fasli, men kim? Fetaha açtı. Babel fasli, sınıfın kapısını kim açtı? Bab mudaftır. El fasli mudafun ileyhtir. Sınıfın kapısı. Fetaha açtı. Men fetaha babel fasli, sınıfın kapısını kim açtı? Ene ben. Fetahtu, ben açtım. Hu, onu. Bab, müzekker olduğu için zamir olarak müzekker zamir kullanılmış. Fetahtuhu, onu ben açtım. Ve men fetahan nevafide, ve men kim
Fetaha açtı. Ennevafide pencereleri. Nafizetün çoğulu ennevafiz. Müennes olduğu için bakın cevap olarak ene fetahtu ha. Ha zamiri kullanılmış. Evet. Ve men fetaha nevafide pencereleri kim açtı? Ene fetahtuha. Ben açtım. Onları ben açtım diyor Ali. Evet. Men kesera hadel mektebe. Bu masayı kim kırdı? Kesera kırdı. Men kesera kim kırdı? Hadel mektebe bu masayı. E ente kesertehu. Onu sen mi kırdın? Ya Haşim'i. Ey Haşim. Dikkat edersek mektep müzekker olduğu için dolayısıyla müzekker ne yapılmış? Zamir kullanılmış. Mektebi işaret eden müzekker zamir kullanılmış. Evet. La inni hayır muhakkak ki ben ma kesertuhu onu ben kırmadım. Eraca'a Zekeriya ve Hamzetu ve Osmanu min Mekke'te. Eraca'a döndü mü Zekeriya, Hamza ve Osman Mekke'den döndüler mi? La hayır ma raca'u dönmediler. Ya üstadu ey öğretmenim. Harece tullabul cududu yeni öğrenciler çıktılar ve zehebu ilel müdiri ve müdüre gittiler. Efehimte derse ya Talhatu ey Talha dersi anladın mı? Neam evet fehimtuhu ceyyiden onu yani dersi iyi anladım. Eketettel ecvibete ya Faysalu ey Faysal cevapları yazdın mı? La, hayır. Ma ketebtuha, yani cevapları yazmadım. Ha, zamiri kullanılmış, müennes olduğu için. Ecvibe müennestir, evet. Limada, niçin? Niçin yazmadın? Li enneni, çünkü ben ma fehimtül esilete, soruları anlamadım. Ma fehimtü, ben anlamadım el esilete, soruları. E hafızte, ezberledin mi? Suretel Fecr'i, Fecir suresini ezberledin mi ya İbrahim'i, ey İbrahim? Neam, hafistuha, evet o sureyi yani Fecir suresini ezberledim. Ve hafistu ve ezberledim. Suretettini eydan, Tin suresini de aynı şekilde ezberledim. Temarinu, alıştırmalara geçiyoruz. Birinci alıştırma, ecib anil esiletil atiyeti, aşağıdaki sorulara cevap veriniz. Birinci soru şöyle, eyne zehebet tullabul cududu, yeni öğrenciler nereye gittiler? Evet, nereye gitmişlerdi? Zehebu ilel müdiri, müdüre gitmişlerdi. Zehebu ilel müdiri. Efehimet talhatu derse, talha dersi anladı mı? İkinci soru, Talha dersi anladı mı? Neam, fehime talhatü derse. Evet, Talha dersi anladı. Üçüncü soru, Eyye suretin hafiza İbrahim'u. İbrahim hangi sureyi ezberledi? Evet, ne diyeceğiz? Soru edatını atıyoruz. Evet, hafiza İbrahim'u. Hafiza İbrahim'u. Suretel Fecr'i, Fecir suresini ezberledi. İbrahim, Fecir suresini ezberledi. Dördüncü soru, men fetahan nevafide, pencereleri kim açtı? Aliyyün fetahaha veya Aliyyün fetahan nevafide. Ali pencereleri açtı. Evet, ikinci alıştırmaya bakıyoruz. Da hadihil alamete, doğru işaretini koyunuz. Emamel cümeli sahihati, doğru cümlelerin önüne doğru işaretini koyunuz. Ve hadihil alamete, yanlış işareti, çarpıyı. Emamel cümeli gayri sahihati, doğru olmayan cümlelerin önüne de yanlış işaretini, çarpı işaretini koyunuz. Birinci cümleyi okuyoruz. Evet. Feteha Aliyyün el fasla. Ali sınıfı açtı. Yanlış değil mi? Ali sınıfı açmadı. Evet. Ma raca Zekeriya
ve Hamzetü ve Osman'ı min Mekke'de. Evet. Zekeriya, Hamza, Osman Mekke'den dönmedi diyor. Dönmüştü. Bu da yanlış. Pardon, döndü. Doğru. Evet. Ma ketebe Faysal'ün el-Ecvibet'e. Faysal cevapları yazmadı. Li'ennehu ma fehimel es'ilete. Doğru. Çünkü soruları anlamadı. Faysal cevapları yazmadı. Li'ennehu, çünkü o ma fehimel es'ilete, soruları anlamadı. Ma ketebe Faysal'un el-Ecvibet'e. Faysal cevapları yazmadı. Li'enne kalemehu meksurun. Yanlış. Çünkü kalemi kırıktır diyor. Hayır. Bu sebepten dolayı soruları, cevaplarını yazmadı. Evet. Üçüncü alıştırmaya geçiyoruz. Teemmel, teemmel düşün demek. Teemmel düşün. El-emsiletel atiyete, aşağıdaki misalleri düşününüz. Evet. Lütfen dikkat edelim sevgili öğrenciler. El-Kur'anu, Kur'an kelimesini bakın kullanıyoruz cümlede, fiil cümlesinde kullanıyoruz. Qara'at tullabu, qara'at talibu Kur'ane. Evet, öğrenci Kur'an'ı okudu. Qara'a fiili mazi, et talibu fail, el Kur'ane mef'ulun bihi. Dolayısıyla Kur'an'ı fiil cümlesinde mef'ulü bihim mahallinde kullandığımız için mensup oldu. Fetal'ı okuduk. Evet. Eddersü, ders kelimesini kullanıyoruz. Ketebe, el müderrisü, derse. Mef'ulün bihi olduğu için bakın merfu olan eddersü kelimesi burada ne oldu? Cümlede mensup oldu. Evet, yine el kahvetü, kahve kelimesini fiil cümlesinde kullanıyoruz. Dikkat edin. Şeribel eddayfu, misafir içti. El kahvete, kahveyi içti. Yine kahve kelimesi fiil cümlesinde mef'ulün bihi olarak kullandığımız için mensup olarak ne yapıyoruz? Okuyoruz. Evet, el babu, kapı kelimesi bakın yine fiil cümlesinde kullanıyoruz. Fetahat aminetü, emine açtı. Elbabe, kapıyı açtı. Yine mef'ulün bihi olduğu için mensup olarak ne yapıyoruz? Okuyoruz. Demek ki bu dersimizde ilk olarak, kural olarak ne yapıyoruz? Bir kelime fiil cümlesinde mef'ulün bihi olarak kullanılırsa ne yapıyor? Mensup oluyor. İşte bu örnekte olduğu gibi. Qara'a okudu fiilül madiyi. Et-talibu fail, merfu, failün merfuun. El-Kur'ane, Kur'an'ı okudu. Öğrenci, Kur'an'ı okudu. Evet, el-Kur'ane burada mef'ulün bihi oluyor. Yani failin yaptığı işten etkilenen şeye mef'ulün bihi diyoruz ve hareke olarak daima efendim mensup olarak ne yapıyoruz? Fethalı okuyoruz. Herhalde anlaşıldı. Dördüncü alıştırma. Ayyinil faile, ayyene, yuayyinu ayyin. Ayyene belirledi, tayin etti. Ayyene, yuayyinu ayyin. Ayyin emirdir. Ayyin el faile, faili belirt. El mef'ule bihi, mef'ulün bihini belirt. Fil cümelel atiyeti, aşağıdaki cümlelerde hangisi fail, hangisi mef'ulün bih, onu belirt diyor, ayırt et. Da hattan vahiden tahtel faili, failin altına bir efendim çizgi koy ve hattayni iki çizgi koy, tahtel mef'ul bihi, mef'ulün bihinin altına da iki çizgi koy. Veşkul ahira kullin minhuma, her ikisinin son harekesini yap diyor. Evet, cümleleri okuyoruz. Birinci cümle, kesera ettiflu el galeme. Kesera ettiflu el galeme. Evet, el ettiflu nedir? Faildir, merfudur. El galeme mef'ulün bihidir, mensuptur. Evet, çocuk kalemi kırdı. Gaselet aminetül mindile, amine mendili yıkadı. Evet, aminetü faildir. El-mindile mef'ulün bihidir, mensuptur. Ekele usametü el-inebe. Evet, usame faildir. El-inebe mef'ulün bihidir. Usame üzümü yedi. Ve ekelet zevcetuhu, ve onun eşi yedi. El-muze muzu yedi. Burada zevcetu
faildir fiilin ve muz da nedir? Mef'ulün bihidir. Şeribet el-bagaratü, el-bagaratü içti, yani inek içti, el-ma'e suyu içti. Evet, el-bagaratü faildir, yani suyu içen inektir. İçilen ise el-ma'e mef'ulün bihidir. Evet, beşinci cümle, hafiza hamzetü, hamza ezberledi, el-Kur'ane, Kur'an'ı ezberledi. Burada el-Kur'ane mef'ulün bihidir, hamzetü de fiili yapan faildir. Evet, darabet Fatimetü binteha, darabet tabi burada fail müennes olduğu için ne yaptı? Fiilin sonuna te'nis geldi. Dikkat ederseniz. Darabet Fatimetü, Fatma vurdu. Binteha, evet, kızına vurdu. Burada binte nedir? Mef'ulün bihidir. Bint mudaftır, ha da mudafın ileyhtir. Evet, yedinci cümle, قَتَلَ الرَّجُلُ الْحَيَّةَ, evet, قَتَلَ öldürdü, الرَّجُلُ adam, الْحَيَّةَ yılanı, الرَّجُلُ fail, الْحَيَّةَ mef'ulün bihidir. Neyle öldürdü? Bil haceri, taşla öldürdü. B harfi ceri geldiği için ne oldu? Sonu kesral oldu. Bil haceri. Evet. Sekizinci cümle, semi'a işitti, bilalün, Bilal el-ezane, ezanı işitti. Bilalun fail, el-ezane mef'ulun bihi. Semi'a Bilalun el-ezane ve zehebe ile'l-mescidi ve mescide gitti. Ketebel müderrisü derse ale's-sebburati, öğretmen dersi yazı tahtasının üzerine yazdı. Ketebe fiili mazi, el-müderrisü fail, ed-derse mef'ulun bihidir. Evet. 10. cümle, fetaha el bakkalu dükkane, bakkal dükkanı açtı. Fissati tamineti, saat 8'de açtı. Evet, burada bu cümlede fetaha fiili mazidir. El bakkalu faildir. El dükkane mef'ulün bihidir. Mensuptur. Evet, 5. alıştırmaya bakıyoruz. Ekmilil cümelel atiyete, gelen cümleleri tamamlayınız. Bir kelimatin münasibetin, uygun kelimelerle tamamlayınız. Radbıt ha bir şekli ve o ilave ettiğimiz kelimenin harekesini de yapınız diyor. Evet, birinci cümleyi tamamlayalım. Men feteha elbabe. Değil mi? Men feteha elbabe. Kapıyı kim açtı? Elbabe mef'ulün bihidir. Evet. Raselet yıkadı. Uhti'yi kız kardeşim. Uhti'yi faildir. Buraya mef'ulün bihi getireceğiz. Evet. Raselet uhti'yi el-gamisa. El-gamis mef'ulün bihidir. Gömleği yıkadı. Kız kardeşim gömleği yıkadı. Evet. 3. cümle. Buraya fiil getireceğiz. Dikkat ederseniz fiil eksik. Er-racülül hayyete bil asa. Asa sopa demek. Evet. El-hayye yılan demek, er-racülü adam. Adam yılanı sopayla öldürdü diyeceğiz. Buraya ne getiririz? Gatele. Gatele er-racülü el-hayyete bil-asa. Evet. Yine buraya 4. cümlede fiil eksik. Değil mi? Yusuf'ul kahvete, Yusuf kahveyi içti diyeceğiz. O zaman ne gelecek? Şeribe Yusuf'ul kahvete. Evet, Yusuf kahveyi içti. Kahve burada nedir? Mef'ulün bihidir. Yusuf faildir. Evet, 5. cümle. Ketebel müderrisü, ketebe yazdı. El müderrisü fail. Burada ne eksik? Mef'ulün bihi eksik, değil mi? Evet, öğretmen yazı tahtasının üzerine neyi yazdı? Ketebel müderrisü ederse ale's-sebbureti. Evet, öğretmen dersi yazı tahtasının üzerine yazdı. 6. cümle. Evet, burada fail var. Suadu el-hubze mef'ulün bihi var. Ne diyeceğiz? Suat ekmeği yedi. Ne diyeceğiz o zaman? Suat müennes olduğuna göre bir bayan ismi. Evet. Ekelet suadul hubze. Suat, evet, ekmeği yedi. Ekelet. 7. cümle. Gara'tu
Karaktül Kur'anel Kerime. Kur'an-ı Kerim'i okudum. Fiil, mazi, tü, fail, el Kur'ane mef'ulün bihi oluyor. Evet. Sekizinci cümle. Esemi'ate ya Hamzetü diyor. Ey Hamza, ezanı işittin mi diyeceğiz. Esemi'ate el ezane ya Hamzetü. Ey Hamza, ezanı işittin mi? Evet, dokuzuncu cümle. Yine fiil eksik. Dikkat ederseniz. Evet. Fetaha et taciru. Tacir ne yaptı? Dükkane, dükkanı açtı. Fetaha et taciru dükkane. Tacir dükkanı açtı. Evet, 10. cümlede de yine bir fiil eksik. Dikkat ederseniz. Et tullabu minel faslı. Öğrenciler sınıftan çıktılar diyeceğiz. Harace et tullabu minel faslı. Öğrenciler sınıftan çıktılar. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bakın, fail çoğul da olsa fiil başta olunca ne yapıyor? Müfret geliyor. Müfret olarak. Nedir? Harace tullabu minel faslı. Öğrenciler sınıftan çıktılar. Ama isim başa geçseydi fiilin başına, o zaman fiil ne yapacaktı? İsme uyacaktı. Yani tullabu haracu minel faslı şeklinde ne yapacaktık? Söyleyecektik. Altıncı alıştırmaya bakıyoruz. İc'al, kıl demek, yap demek. Küllen minel kelimatil atiyeti, gelen kelimelerden her birini mef'ulen bihi, mef'ulun bihi yap. Vabbıt ahiraha, sonunda harekele diyor. Evet, bu kelimelerden cümle kuracağız ve bu kelimeler cümlemizde mef'ulun bihi olacak. Evet, birinci kelime el-Kur'anu, Kur'an kelimesi. Bakın, normal olarak, yalın olarak okuduğumuzda merfu olarak okuyoruz. El-Kur'anu, Kur'an. Evet, bunu cümlede kullandığımızda hafiza veya kara'e, kara'at talibul Kur'ane. Öğrenci Kur'an'ı okudu. Evet, el-kahvetü, kahve fiil cümlesinde kullandığımızda şeribe, şeribel veledü el kahvete, çocuk kahve içti. Evet. Et tufahu elma demekti. Evet. Ekele Muhammed'in et tufaha, Muhammed elma yedi. El babu kapı. Evet. Feteha Aliyün el babe. Ali kapıyı açtı. Et dersü ders. Evet. Ketebe el müderrisü derse Alessedburati, evet, öğretmen dersi yazı tahtasının üzerine yazdı. Elgamisu, gömlek demekti. Evet, ne diyeceğiz? Gaselet Fatımetü Elgamisa. Fatma gömleği yıkadı. Gaselet Fatımetü Elgamisa. Fatıma gömleği yıkadı. Yedinci alıştırmaya bakıyoruz. Teemmelil misaleynil atiyeyni, iki misali düşün. Evet, biraz önce söylediğim kaydeyi burada görüyoruz. Lütfen dikkat edelim bu örnekleri. Birinci cümleye bakıyoruz. Ettullabu zehebu ilel mel'abi. Öğrenciler oyun sahasına gittiler. Dikkat ederseniz İsim başta olduğu için, isim çoğul olduğu için fiil de ne yaptı? Çoğul olarak geldi. Ama fiili başa aldığımızda, bakın fiili başa alıyoruz. İsmi hemen onun ardından getiriyoruz. O zaman ne oluyor? Fiil müfret geliyor, tekil olarak geliyor. Zehebe ettullabu ilel mel'abi. Demek ki fiil başta olduğunda fail müfret de olsa, müsenna da olsa, çoğul da olsa fiil ne yapıyor? Müfret geliyor. Tekil geliyor. Ama isim başta olursa fiil o zaman isme uyuyor. Eğer isim müfretse müfret oluyor. Müsenna ise müsenna oluyor. Çoğulsa çoğul oluyor. İkinci örneğe bakalım. Evet. Et-talibatü, bakın çoğul ve müennes bir kelime. Et-talibatü, kız öğrenciler. Dolayısıyla fiil de ona uydu. Zehebne, gittiler. Kız öğrenciler gittiler. İlel mektebeti, kütüphaneye gittiler. Fiili başa aldığımızda bakın ne yapıyor? Fiil müfret oluyor. Zehebet
Et-talibatu fail ilel mektebeti. Evet, kız öğrenciler kütüphaneye gittiler. Herhalde anlaşıldı. Fiil başta olursa efendim müfret oluyor ama isim başta olursa fiil isme ne yapıyor? Uyuyor. Burada sizlere hatırlatmak istediğim başka bir önemli husus var. Bakın burada şu cümle, şu birinci cümle isimle başladığı için isim cümlesidir. Bu ikinci cümle fiille başladığı için bu cümlede fiil cümlesidir. Evet, şu cümlede fiil cümlesidir. Dolayısıyla ne yapıyor? Cümlenin yapısı değişmiş oluyor. Burada et-tullabu müftedadır. Zehbu ilel mel'abi şu fiil cümlesi nedir? Bu müftedanın haberidir. Şu cümlede ise zehebe fiili mazidir. Et-tullabu faildir. İlel mel'abi mef'ulun bihi gayru sarihtir. Anlaşıldı herhalde. Bu cümlede de aynı. Et-talibatü müptedadır. Zehebne ilel mektebeti şu fiil cümlesi nedir? Bu müptedanın haberidir. Evet, burada isim cümlesi var. Çünkü isimle başlamış ama şurada zehebet fiil, fiili mazi. Et-talibatü fail ilel mektebeti nedir? Mef'ulun bihi gayru sarihtir. Dolayısıyla bu fiil cümlesidir. Şu isim cümlesidir. Herhalde anlaşıldı. Evet. 8. alıştırmaya geçiyorum. Gaddim el fiile fiili başa geçir diyor. Gaddeme yugaddimu gaddim. Gaddim el fiile fil cümelil atiyeti. Aşağıdaki cümlelerdeki efendim fiil fiili başa geçir. Kema huve muaddahun fil misali. Misalde açıklandığı gibi. Misale bakıyoruz. Evet, birinci cümle. El evladı çocuklar şeribu el kahvete kahve içtiler. Evet, bu isim cümlesidir. El evladu müptedadır. Şeribul kahvete fiil cümlesi nedir? Haberdir. Müptedanın haberidir. Şu fiil cümlesi müptedanın haberidir. Evet, fiili başa geçirdiğimizde o zaman cümle fiil cümlesi oluyor. Bakın şöyle oluyor. Şeribe el evladu el kahvete. O zaman fiili mazi, fail ve mef'ulün bihi. Burada efendim müpteda haber yok bakın. Şu cümlede fiil cümlesi olduğu için müpteda haber yoktur. Ama bu cümle isim cümlesi olduğu için müpteda ve haber nedir? Vardır. Evet. El evladu şeribul kahvete. Çocuklar kahve içtiler. Evet. Bu cümle ise fiil cümlesidir. Şeribel evladul kahvete. Çocuklar kahve içtiler. Evet. İkinci cümle. Ennâsu semi'ul ezâne. İnsanlar ezanı işittiler. Fiili başa aldığımızda ne olur? Ne olur? O zaman semi'annâsu. Semi'annâsu el ezâne. İnsanlar ezanı işittiler. Üçüncü cümle. Ettullâbu ketebul ecvibete. Öğrenciler cevapları yazdılar. Fiili başa aldığımızda ketebe ettullabu el ecvibete. Öğrenciler cevapları yazdılar. Evet. Dördüncü cümle. Ettalibatu dehalnel fasle. Fiili başa aldığımızda müfret oluyor. Dehalet ettalibatu el fasla. Ettalibatu fail oluyor o zaman ve müennes olduğu için fiili de ne yapıyoruz? Müfret ve müennes yapıyoruz. Dehalet ettalibatu el fasla. Evet. El müderrisune öğretmenler haracu minel fusuli öğretmenler sınıflardan çıktılar. Fiili başa aldığımız zaman müfret oluyor. Harace el müderrisune minel fusuli öğretmenler sınıflardan çıktılar. Altıncı cümle zümelai sınıf arkadaşlarım benim sınıf arkadaşlarım raca'u min Mekke'te, Mekke'den döndüler. Evet, fiili başa aldığımız zaman evet müfret oluyor. Raca'a zümelâ'i min Mekke'te, sınıf arkadaşlarım Mekke'den döndüler. Yedinci cümle, ehavati kız kardeşlerim, gaselnel gumsane, gömlekleri yıkadılar. Evet, fiili başa aldığımızda gaselet,
Ehevati, kız kardeşlerim yıkadı. Elgumsane, gömlekleri. 8. cümle. Ettüccaru fetehu eddekakine. Fiili başa aldığımızda feteha tüccaru, feteha tüccaru eddekakine. Evet, tacirler dükkanları açtılar. 9. cümlemiz. Ettabibatu vehebne ilel müsteşfa. Evet, bayan doktorlar hastaneye gittiler. Fiili başa aldığımızda vehebet ettabibatu, bayan doktorlar gittiler. İlel müsteşfa, hastaneye gittiler. 10. cümle ettullabu fehimu edderse, o zaman fiili başa aldığımızda fehime ettullabu edderse, öğrenciler dersi anladılar. Evet, bu alıştırmaları defterimize yazıyoruz. Aynısını yapıyoruz ve böylece hem yazımız düzeliyor hem de bu kaydeleri, kuralları ne yapıyoruz? Pekiştirmiş ve ezberlemiş oluyoruz. 9. alıştırmaya bakıyoruz. Evet, teemmelil emsiletel atiyete, aşağıdaki misalleri düşününüz. 1. cümleyi okuyorum. Lütfen dikkat edelim. Harace tullabu ve zehebu. Harace çıktı, tullabu öğrenciler. Ve zehebu ve gittiler. Dikkat ederseniz fiil başta olduğu için müfret geldi. Ama şu ikinci fiil isimden sonra geldiği için isme ne yaptı? Uydu. Çoğul olarak geldi. Harece tullabu, öğrenciler çıktılar. Ve zehebu ve gittiler. Biraz önce öğrendiğimiz kayda bu cümlede açık ve net olarak ne yapıyor? Görüküyor. Yani fiil başta olduğu zaman müfret geliyor ama isim, fiil isimden sonra geldiği zaman fiil isme ne yapıyor? Uyuyor. Tullabu çoğul ve müzekker olduğu için fiil de ne yaptı? Çoğul ve müzekker olarak geldi. Evet, ikinci cümleyi okuyorum. Qara'at tullabu ve ketebu, öğrenciler okudular ve yazdılar. Yine başta geldiği zaman müfret ama isimden sonra geldiği için isme uydu ve çoğul geldi. Ekelen nasu, insanlar yediler. Ve şeribu, ve içtiler. Evet. Kevin cümelen, cümleler kurunuz. Misle hazihi, bunun benzeri, biraz önce yaptığımızın benzeri. Müstamelen el fiileyni varideyni fi kullin emrinin, her alıştırmada mevcut olan fiili kullanarak cümleler kurunuz. Evet. Ve müsteinen bil kelimatilleti beyne gavseyni, parantez içerisindeki kelimelerden faydalanarak, bunları kullanarak cümleler kurunuz diyor. Evet, 1. cümleyi kuralım. Dehalet tullabul fasle, evet, dehale girdi, tullabu öğrenciler el fasle, sınıfa girdiler. Ve celesu, ve celesu ne yaptılar? Oturdular, çoğul geliyor. Evet, 2. cümleyi kuralım. Darabe, darabel evladul hayyete. Evet, darabe vurdu, el evladu çocuklar, el hayyete yılana. Ve gateluha, ve onu ne yaptılar? Öldürdüler. Gateluha, çoğul getiriyoruz. 3. cümle. Qara et tullabu derse, öğrenciler dersi okudular. Ve fehimuhu, ve onu anladılar. Semi'a ennâsül ezâne, evet, semi'a işitti, ennâsü insanlar, el ezâne ezanı, ve zehebû ilel mescidi, ve mescide gittiler. Evet, 10. alıştırmaya bakalım. Kevvin cümelen müstamelen el kelimatil atiyeti, aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümleler kurunuz diyor. Evet. Ben bu kelimeleri okuyorum, manasını veriyorum ve bu fiillerden ne yapacağız? Cümle kurup deftere yazacaksınız ödev olarak. Evet, ekele yedi, gasele yıkadı, garae okudu, ketebe yazdı, darabe vurdu, gatele öldürdü, dehale girdi, harace çıktı, hafiza ezberledi, şeribe içti, fehime anladı,
Semi'a işitti. Dikkat ederseniz bunların hepsi mazi fiildir. Dolayısıyla bu fiilleri kullanarak ne yapıyoruz? Cümle kuruyoruz, deftere yazıyoruz. Ve burada şunu ifade etmek istiyorum. Bakın artık fiilleri de ne yapmaya, kullanmaya başladık. Önce sadece isimlerle ilgili kayda ve kurallar veriyorduk. Şimdi artık fiiller de işin içine girdi. Dolayısıyla bundan sonra kelime defterimize bir efendim bölümünü fiil kısmı yapacağız ve o kısma da fiilleri ne yapacağız? Yazacağız. Fiili mazi, muzari, emrini ne yapacağız? O fiil kısmına yazacağız. Evet, 11. alıştırma. Teemmel mayeli, şunları düşün diyor. Men fetahal babe, kapıyı kim açtı? Cevap, ene fetahtuhu. Ene fetahtu, fetahtu, ben açtım. Artı hu, hu da ne yapıyor? Elbab kelimesine gidiyor. Bab müzekker olduğu için, müfret olduğu için ne yaptı? Zamir olarak müfret ve müzekker zamiri kullandık. Men fetahan nevafize, pencereleri kim açtı? En nevafize çoğul, cansız şeylerin çoğulu olduğu için ne yaptık? Ene fetahtuha, müfret ve müennes zamiri ne yaptık? Kullandık. Fetahtu, ben açtım. Artı ha, ha da ne yapıyor? En nevafize kelimesine gidiyor. Evet. El kelimatül cedidetü, yeni kelimeler. Yeni kelimeleri de açıklayarak bugünkü dersimizi bitirelim inşallah. El inebü, üzüm demekti. El inebü, üzüm. El muzu, muz demekti. Ettinü, incir. El fecru, fecir, sabah demek. Cevabun, cevap. Çoğulu, ecvibetün. Evet. Sualün, soru demek. Esiletün, sorular, çoğulu. El bakkalu, bakkal. El asa, değnek, sopa. Evet. Hayyetün, yılan. Hayyatün, yılanlar. Semi'a, işitti, fiili mazi. Fehime, anladı. Şeribe, içti. Böylece bugünkü dersimizi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûb ileyk ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala el Fatiha.